Bu insanoğlu bu kadar katlarlık yapıyor. Eski çölü yok oluyor. İnsanlarda merhamet olmuyor. Bak şurada bu bir sığır çobanı var. Başka da kimse yok. Kimin yaktığı da gayet belli oluyor. Bak şu hayvanların uçuşlarına, şu kuşların uçuşuna bak. Hayvanlar resmen yalvarıyor sanki. İçinde yumurtam var ya da içinde yavrum var. Siz nasıl insansınız, nasıl Müslümansınız diye bence benim gözümde bunlara beddua diyor. Bak şunlara bak. Şu merhamete bak, şu vicdana bak. Evet, sahipsiz bir milletin bakması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyor şair. Sahip çıkılmıyor. Eskinin için sahip çıkılmıyor. Ben şunu bunu kaymakam beye ileteceğim. Belediye başkanına ileteceğim. Tamam mı? Garnizon komutanlarına ileteceğim. Yani buraya polis amirine ileteceğim. Ya vicdanen, merhametem buna sahip çıkmak lazım ya. Bu topraklar bizim, bak şu hayvanlara bak, şu kuşlara uçuşuna bir bakın. Allah rızası için bir bakın. Bu hayvanlar resmen bağırışıyor. Bak 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 şu kuşlara bak ya. Ya merhamet. Vicdan ya, vicdan. İçinde yuvaları var bak, tüm yuvaları var, hayvanları, yumurtaları var, yavruları var. Bunlar yok ediliyor. Şuna bak, şu yanan şeylere bak. Cayır cayır yakılıyor. Vicdan ya, merhamet ya. Neyin nesi Allah aşkına, şuna bak ya. Bu böyle böyle Müslüman olur mu? Böyle insan olur mu? Müslüman olmayı bırak. İnsan bunu yapamaz. İnsan bunu yapamaz ya. Şuna bak Allah rızası için ya. Şöyle terbiyesizlik olur mu? Şöyle edepsizlik olur mu? Şöyle ahlaksızlık olur mu? Ya bu vatan bizim ya. Ya bu hayvanlara sahip çıkılmazsa yarın mahşerde Allah katında hesap veremeyiz ya. Gelecek nesiller bunun hesabını bizden yarın sorar ama. Şuna bak.